Hemen alt kısma doğru bakalım. Zira biraz önce dinlemiştik bu açıklamaları. Yükselişimiz sürmeli. Abdullah Avcı'nın açıklamalarını görüyoruz yine. Avcı diyor ki yine yoğun bir maç trafiğine gireceğiz. Umarım kaldığımız yerden hem Süper Lig hem Avrupa'da yolumuza devam ederiz. Milli ara bize çok iyi geldi. Gomez Show 3 gol 1 asist başlığına da bakalım. 26 yaşındaki Uruguaylı forvet antrenmandaki çift kale maçta futbol resitali sundu, alkışlandı diyor haber. Bu arada şunu da hemen söyleyelim aynı sayfada. Şimdi dikkatimi çekti bir kutu haber. Hamşik yarıda bıraktı şeklinde. Onu da kısaca bir aktarmak istiyorum. Marek Hamşik dün idmanı bitiremedi. Son haftalardaki formuyla dikkat çeken 35 yaşındaki Slovak yıldızın hava sıcaklığından etkilendiği ve Avcı'dan izin alarak antrenmanını salonda sürdürdüğü belirtildi. Bu arada bir bölümde takımla çalışan Bruno Perez çift kale maç öncesi idmandan ayrıldı deniyor. Hamşik'in durumu ile ilgili net bilgiler de herhalde bugün gelecektir diye düşünüyorum. Şimdi Takvim Gazetesi ile devam edelim. Sayfanın alt kısmında Trabzonspor haberlerini görüyoruz. Trabzonspor'un İspanyol stoperi Bartra çarpıcı açıklamalar yaptı diyor yine. Az önce de izlediğimiz zaman geçirmeye gelmedim başlığıyla oyuncunun açıklamaları kendine yer bulmuş. Devam edelim turumuza. Milliyet Gazetesi ile yine Milliyet Gazetesi'nin alt kısmında Trabzonspor haberlerini görüyoruz. Şampiyonluklar için buradayım başlığıyla Mark Bartra'nın yaptığı açıklamaları görmek mümkün. Hemen bu haberin sol kısmında Trabzonspor eksik çalıştı başlığıyla dün yapılan idmandan haberlerde kendine yer buluyor. Yeni Asır Gazetesi ile birlikte şöyle aktüel haberlere de biraz bakalım. Yine Bartra'nın açıklamaları burada da var. Şölen başlıyor başlığıyla 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın açılışı bugün İznik'te gerçekleşecek. Bir önceki saat diliminde bu haberi aktarmıştık. En büyük kupa Anadolu Efes'in Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Fenerbahçe Beko'yu mağlup ederek müzesine götürdü. Anadolu Efes bu haberi de bir aktüel haber olarak aktarmış olalım bu sayfada. Hemen bugünün ilk Skype bağlantısını yapalım Hamdi Aslan'la ve Trabzonspor'u. Aslında haftanın genelinde de belki biraz konuşabiliriz. Hocam günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim Ezgi. Sana da günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Şimdi milli ara sona erdi. Trabzonspor'da Kayseri maçıyla birlikte başlayacak. Lige dönecek. Acaba nasıl bir dönüş yapacak? Acaba nasıl bir milli ara geçirdi? Tabii bunların hepsinin cevabını maç sırasında göreceğiz muhtemelen. Ama dün yapılan idmanda güzel görüntüler vardı. İsterseniz oradan başlayalım. Özellikle Abdullah Avcı biraz uzak kalarak o mental yorgunluğu da atlattıklarını ve milli aranın kendilerine çok iyi geldiğini söyledi. Bu anlamda siz nasıl bir takım göreceğimizi düşünüyorsunuz sahada? Yani tabii ki maç yoğunluğu biraz Trabzonspor'da bu sene sezon başlangıcı olarak geçen sene göre daha fazla olunca ister istemez bazen sonuçlar da istediğin gibi gitmeyince bu aralarda en azından maçlardan uzak bu aralarda takımlar biraz daha psikolojik anlamda daha dinleniyorlar. Ama yani bakıldığı zaman milli takım araları yani Ezgi milli takıma çok sayıda oyuncu gönderdiğin zaman takım halinde çalışmada problem yaratabiliyor. Yani beraber çalışmada işte o haftaya kadar olan bölümlerdeki eksikleri giderme anlamında tabii ki çok oyuncunun olmamasından dolayı bu tip problemler yaşıyor. Bu tabii ki bence belki bu kalan cumartesine kadar kalan süre içerisinde bir yoğun taktiksel bir antrenman içerisine girerler. Diğer anlamda dediğim gibi maç trafiğinden biraz uzak olunca oyuncuların birazcık olsun dinlenmesine sebep oluyor. Tabii çok yoğun bir trafikten sonra ilk kez dinlenerek bir Kayserispor maçına çıkacak. Yani sakatlıkların düzeldiği, en azından kazanarak dinlendiği bu cumartesi gününe kadar bence Trabzonspor'un oyunu daha güçleneceğini ben düşünüyorum. Peki şimdi yine eksikler hala var takımda. Bu arada Hamşik'le ilgili de az önce gazetelerde aktardım. Dünkü idmanı yarıda bıraktığına dair bir haber var. Tabii dileriz ki ciddi bir durum değildir. Kayserispor maçında normal şartlarda oynaması bekleniyor ama olmama ihtimali Hamşik'in Trabzonspor taraftarını gerçekten çok endişelendiriyor. Çünkü Hamşikli ve Hamşiksiz Trabzonspor arasında dağlar kadar fark var. İsterseniz bunu da biraz değerlendirelim.
Yani tabii oyuncu kalitesi her zaman takıma ayrı bir güç, ayrı bir enerji veriyor. Yani oynadığı oyun, yani oyundaki farklılığı bu Trabzonspor için en azından geçen seneden alışık olduğumuz bir farklılık. Tabii ki belki çok Hamşik şöyle bir özelliği var Ezgi. Yani inanılmaz bir profesyonel yapısı var. Yani antrenman performansı, çalışma arzusu bu anlamda gerçekten çok örnek bir oyuncu. Yani hiçbir zaman yani oyunu ne maç bölümünde ne antrenman bölümünde ya olabilecek her şeyiyle yani sahada olan bir oyuncu. Tabii ki ben biraz bu sene Hamşik kontrolünün Abdullah Hoca'da olacağını ben düşünüyorum Ezgi. Yani çok fazla belki antrenman temposu veya maçtaki kenara gelecek olduğu süreyi bu sene biraz sanki Abdullah Hoca kendi kontrolüne alacağını ben bekliyorum. Bu da onun belki daha sağlıklı kalışını gerektirecek. Ama dediğim gibi yani oyun olarak da her şey her anlamda Trabzonspor'un çok değerli bir oyuncusu. Son haftalarda yakalanmayan bir orta saha oyunu vardı. Biraz Abdullah Hoca geçen seneye döndükten sonra o oyun da güçlendi. Yani o yüzden Hamşik çok önemli ama ben oynamayacak düşüncesi sanki çok düşük olduğunu düşünüyorum. Peki hocam, şimdi sizi bulmuşken sadece Trabzonspor'da takılı kalmak istemiyorum. Zira bu hafta çok önemli karşılaşmalar var Süper Lig'de. Hem Adana Demirspor Galatasaray hem de Beşiktaş Fenerbahçe derbisiyle ilgili yorumlarınızı da açıkçası merak ediyorum. Bu iki karşılaşmayı da sizden biraz dinlemek isterim. Yani Ezgi tabii ki ligimiz şu ana kadar belki bu tip zorluk maçları çok fazla yaşamadı. Beşiktaş, Başakşehir'le yaşadı bunu. Adana Demirspor'un evet Fenerbahçe ile Trabzonspor'la oynadığı maçlar var yani. Artık bunlar ligimizi biraz daha seyir halinde keyifli hale getireceğini ben düşünüyorum. İki tane çok zor maç, iki tane çok keyifli bir maç. Tabii Beşiktaş, Fenerbahçe başına baktığımız zaman iki farklı karakterdeki takım. Fenerbahçe'nin gerçekten bu sene şu ana kadar olan performansı yani herkese bir seyir zevki getiriyor. Oyuncu performansı, bireysel performansı gerçekten şu ana kadar çok önemli. Yani alışık olmadığımız bir lig başlangıç ve devam eden bir görüntü. Beşiktaş zaman zaman tempo oyunları oynadı. Zaman zaman önde çok etkili oyunlar oynadı. Ama bu biraz bazen iniş çıkışlara sebep oldu. O yüzden biraz daha Beşiktaş'ın taktiksel ve kontrol anlamında daha düşünceli olacak olduğu bir oyun olacağını ben bekliyorum. Zor bir oyun. Yani Beşiktaş'ın Başakşehir maçında zorlanmış olduğu bir set oyunu var. Bugün Fenerbahçe maçında da bir baskı oyunuyla karşılaşacak. Yani ben Valerian İsmail'in taktiksel anlamda çok zaman harcayacağını düşünüyorum ben derbi maçına kadar. Yani Galatasaray çok zengin bir transfer sezonu geçirdi. Yani bu kadar keyifli bir oyuncuların gerçekten saha içerisinde yapacakları bence çok keyifli olacağını ben düşünüyorum. Ama Okan Hoca'nın yani özellikle yerli oyuncuyla beraber oynayacak olduğu saha içi paylaşımını nasıl yapacak? Bu Galatasaray'ın problemlerinden bir tanesi olacağını ben düşünüyorum. Özellikle Ön Bölge'de çok keyifli bir görüntüleri var. Adana Demirspor iç sahadaki yani hızlı hücumu en büyük güçlerinden, en büyük bence maçtaki beklentilerinden bir tanesi olacak. Galatasaray eğer orta sahada yani Trabzonspor'un yaptığı gibi çok geniş alanda Adana Demirspor'a oyun bırakırsa oyun biraz daha hızlı olur, biraz daha pozisyonlu olur. Yani bakıldığı zaman iki maçın da çok keyifli olacağını ben düşünüyorum. Ben ligin seyrinde en azından rekabet açısından bize çok şey öğreteceğini ben bekliyorum. Peki Hamdi Hocam, çok teşekkürler yorumlarınız için. Güzel bir gün diliyorum size. Teşekkür ederim Ezgi. İyi yayınlar. Ben de size iyi günler diliyorum. Çok teşekkürler. Çok sağ olun.